Şimdi Rıza Sarraf'la ilgili mal varlığı önlemi doğru ve gecikmiş bir önlemdir. Rıza Sarraf casus mu casus? Soruşturma öyle diyor, casusluktan. Peki bu casusun hamisi kim? Bu casusun koruyucusu kim? Casusluk yapabilmesi için o bilgileri toplayabilme konusunda imkan, yetkiyi tanıyan kim? Bu sorunun cevabını bize devletin en prestijli istihbarat biriminin bir raporu veriyor. MIT'in bu raporu sümenaltı edilmiş. Şimdi kim sümenaltı etmiş? Raporu kime verildiyse o sümenaltı etmiş. Kime verilmiş? Başbakan'a verilmiş. Kim korumuş Rıza Sarraf'ı? Dönemin başbakanı ve hükümeti korumuş. Yani bugün casus dedikleri kişiliği paklayan, aklayan, koruyan Sayın Erdoğan'ın başbakan olduğu hükümet. Değerli arkadaşlar, bunlar sümenaltı ustaları. Rıza Sarraf'la ilgili dosyayı sümenaltı ettiler. Daha önce de FETÖ ile ilgili bir MGK raporu vardı. Hatırlarsanız Milli Güvenlik Kurulu raporu, FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğu, devlete nasıl yuvalandığını anlatan, onu da sümenaltı ettiler. FETÖ'ye de casus diyorlar. Doğru, öyle. Rıza Sarraf'a da casus diyorlar. O zaman ne kadar casus varsa bu casusların dosyalarını siz sümenaltı ettiniz. Değerli arkadaşlar, bir şey ortaya çıkmıştır. Bu hükümet casus mıknatısıdır. Casus mıknatısı. Ne kadar casus varsa çekip topluyorlar. Ondan sonra da sineyi devlete yerleştiriyorlar. FETÖ casus mu casus? Kim topladı? Bunlar topladı. Kim yerleştirdi sineyi devlete? Bunlar yerleştirdi. Rıza Sarraf casus mu casus? Öyle diyorlar şimdi, soruşturmayı başlattılar. Doğrudur. Kim topladı? Kim korudu? Devletin sinesine kim yerleştirdi? Bunlar yerleştirdiler. FETÖ'yü kozmik odaya soktular. Casusluk yapan FETÖ'yü ve silahlı kuvvetlerin en mahrem bilgilerini bu çete vasıtasıyla uluslararası istihbarat kuruluşlarına servis ettiler. Şimdi Rıza'ya da devletin sırlarını vermişler. O da casusluk yapıyor, gidiyor. Bu şimdi hükümet eliyle casusluk değil mi? Casusu toplayıp devletin sinesine yerleştirmenin ve devletin gizli bilgilerini, sırlarını casuslara vermenin adı vatana ihanettir. Yani sağa sola hıyaneti vataniye diye laf atacağına, ana muhalefet değil ana hıyanet diyeceğine, sen hükümetin merkezinde nasıl vatana ihanet fiili işledin? Bunun hesabını ver. Bu vatana ihanet değil mi? Senin ihanetine karşı çıkanlara tahammül edemeyip vatana ihanet diye iftira atacağına kendi ihanetlerinizin hesabını verin, vereceksiniz. Yok öyle ya ama. Yok öyle ya ama. Hükümete çağrımız şudur. Gelin daha önce evin mahkemesini prangaladınız, kelepçelediniz, durdurdunuz. Elin mahkemesine mahkum ettiniz. Gelin Türkiye'de bu dosyayı yeniden açalım ve Türk mahkemelerinde yargılansın.